Herkese merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte Creo'nun Human Factor Extension'ını yani insan ergonomi analizi modülünü inceleyeceğiz. Akışımıza baktığımızda öncelikle ürün hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Daha sonra yetenekleri ve en sonunda da katacağı değerlerle ilgili detaylardan bahsedeceğim. Human Factor Extension nedir? Human Factor Extension, insan merkezli bir tasarım aracıdır. Mühendislerin ürün insan ilişkilerini görüntüleyebildikleri, analiz edebildikleri ve optimize edebildikleri bir çözümdür. Peki neden ihtiyaç duyulur? Müşterilerin birçok ihtiyaçları vardır, istekleri vardır. Ürünleri de bu isteklere göre üretmemiz gerekir. Fakat bu ürünleri üretirken de ürünlerin kendi fonksiyonlarını yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Yani insanla ürünün etkileşimli ve ergonomik çalışması gerekiyor. Bu ihtiyaçların da ekonomik bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçlardan dolayı menikin dediğimiz çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Müşteri tasarımlarında karşımıza çıkacak konuları şöyle bir bakacak olursak, müşteriler karlılığını arttırmak isterler. Daha inovatif ürünler beklerler bu nedenle ve global markete de hitap edebilme ihtiyacı vardır. Üretilen ürünlerin güvenilir olması, konforlu olması ve kullanılabilir olması oldukça önemlidir. Ve bunları yaparken de pazara hızlı bir şekilde çıkmak gerekir. Ve ihtiyaç duyulan fiziksel prototipler ve tekrarlı işlerin minimize edilmesi gerekir. Tabii ki de ürünlerin standartları kapsaması sağlaması gerekmektedir. Human Factor Extension'a baktığımızda montaj ortamında Creo'nun montajına bir parça veya alt montaj çağırır gibi insan modelimizi çağırıyoruz. Bunu çağırırken de çeşitli seçenekler var. Kütüphaneden bu çağrımları yapıyoruz. Çeşitli pozisyonlara ihtiyaç duyulacak tabii ki. Bunları ister manuel olarak istersek de kütüphaneden sağlayabiliyoruz. Hareketlerin analizlerini yapabiliyoruz ve görüntü analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Baktığımız zaman temel fonksiyonlarımız işte insan modelinin çağrılması, tanımlanması, hareketlerinin analiz edilmesi ve görüntülerin analiz edilmesi bunları gerçekleştirebiliyor. Bir de ek olarak analiz extension dediğimiz modülü var. Burada da ergonomi analizleri ve task analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Ağırlık merkezi hesaplamaları, rulo analizleri, konfor analizleri, taşıma ve kaldırma analizleri, itme analizleri bunları da gerçekleştirebiliyoruz. Menikinin tanımlanmasıyla ilgili önce ne olduğunu seçiyoruz. İşte hangi ülkeden, cinsiyeti ne, genel hitap edeceği oran nedir, yüzdelik oranı nedir, yüksek boyu nedir, ağırlığı nedir gibi, yaşı nedir gibi soruların cevaplarını vererek modelimizi seçiyoruz. Konfor analizlerinde de ISO standartlarını kullanıyoruz bu arada. Daha sonra da bunun yerleşim ve pozisyonlaması sağlanıyor. Bunları draggerlarla veya seçimlerle gerçekleştirebiliyoruz. Motion analizde tut sürükle mantığıyla, reach aracıyla ilişki kurma, Looket'le de bakma fonksiyonlarını yerine getirebiliyoruz. Bunları yaparken de reach envelope'lar belirlenebiliyor. Burada da görebileceğiniz gibi o erişim hacmini görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde pozisyonları kütüphaneden çağırabiliyoruz veya kendimiz pozisyonları belirleyip bunları kütüphaneye kaydedebiliyoruz. Makro kütüphanesinden vücudun genel pozisyonuyla ilgili, mikro kütüphanesinden ise kol, el, parmak gibi
yatay pozisyonların tanımlamaları gerçekleştirilebiliyor. Vizyon analizinde ise işte bakma pozisyonu, baktığı zaman gördüğü pencere ve yine bakış hacmi ve eklemlerinin hareketiyle görebileceği hacmin analizi gerçekleştirilebiliyor. Bu araç sayesinde ilişkili fiziksel prototiplere ihtiyaç duyulmuyor. Daha az ihtiyaç duyulmuyor diyelim daha doğrusu. Bu da fiziksel prototiplere harcanan zaman, işçilik ve bütçelerin azalmasına imkan sağlıyor. Güvenilir, sağlıklı ve ergonomik ürünler üretilmesine imkan sağlıyor. Global markete hitap eden ürünlerin çok hızlı bir şekilde optimize edilerek piyasaya sunulmasını sağlıyor. Kompleks insan modelleriyle ürünlerimizin analizleri doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor. İnsan merkezli tasarımlara imkan sağlanıyor. Sözel kısmı şimdi burada bitiriyorum. Farklı etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen LinkedIn'de Informatik Innovation Bilişim AŞ'yi takip ediniz. Aynı şekilde hem videolar, bu videoyu da oraya koyacağım. YouTube'da Informatik Innovation kanalımız var. Oraya da abone olursanız oradan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi uygulama kısmına geçiyorum. Şöyle bir montaj açacağım. Normal montajımız. Hemen buradan manikin tabına geliyorum. Buradan insert manikin diyerek şöyle bir kütüphane karşıma geliyor. Kütüphanede neler var? Cinsiyet var, ülke var, yüzdelik dilim var, boyu var, ağırlığı var, yaş grubu var. Buradan çalışmak istediğiniz insan modelini seçiyorsunuz. Bir tanesini seçtim. Open diyorsunuz. Daha sonra place kısmı geliyor. Buradan ayakta mı duruyor, oturuyor mu? Pozisyonunu belirledikten sonra o pozisyon için montajdaki yeri seçiyorsunuz. Herhangi bir yeri seçebilirsiniz. Yüzü ne tarafa doğru dönük olacak? Onu buradan belirliyorsunuz. Tekrar taşımak isterseniz herhangi bir yere klikleyerek onu taşıyabilirsiniz de rahatlıkla. Okey dediğinizde bu şekilde modeliniz yerleşmiş oluyor. Pozisyonlardan mesela standart pozisyonlar var. Buradan seçebilirsiniz. Şu şekilde pozisyonunu alıyor. Elle ilgili özel bir pozisyon isterseniz orada buradan da bunları ayarlayabilirsiniz. Şurada makrolar var ve mikrolar da burada. Bunları kullanabilirsiniz. Daha sonra manuel olarak hareket ettirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi reach yöntemi. Bunu seçiyorum. Eklemimi seçiyorum. Temas edeceği yeri seçiyorum. Daha sonra close diyorum. Bunu kapattıktan sonra tekrar reach diyorum. Seçimlerimi gerçekleştiriyorum. Close diyorum. Diyelim ki modelimizde bazı oynamalar yapmak istiyoruz. Reach'te drag seçenekleri var. 2D body, 2D point drag gibi seçenekler var. Burada rotate'i göstereyim. Mesela şuradan rotate'i seçerek buradan bu kolun içeriye doğru, dışarıya doğru hareketini sağlayabiliyorsunuz. Şekilde. İsterseniz şu eksenden kolu çevirebilirsiniz gibi çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bir tane daha çağıralım. Insert manikin diyorum. Bu sefer de woman çağıracağım, bayan çağıracağım. Open diyorum. Bu sefer otursun diyorum. Sitting diyorum. Oturacağı konumu belirliyorum. Yüzünü seçiyorum. Okey dedim. Şu şekilde oturdu. Yine posturlardan işte kol pozisyonlarını ayarlayabiliriz.
Eller değişecek şu an. Menüsünü seçiyorum. Bakın el pozisyonları değişti. Bunları belirleyebiliriz. Mesela buradan Reach Envelope deyip ne kadar hacme erişebiliyormuş. Bunları belirleyebiliriz. Tabi bu insan modeline göre değiştiği için ben mesela bu insan modelini alıp değiştirebilirim. Peki bir erkek otursa ne yapabilir? Buradan replace diyorum. Ve kütüphaneden bir erkeği çağırıyorum. Apply diyorum. Okey diyorum. Bakın modelimiz değişti. Ayrıca analiz kısımları var demiştik. Ağırlık merkezi, rulo analiz, konfor analiz gibi analizler var demiştik. Rulo analizinden biraz bahsetmek istiyorum. Rulo analizi nedir? Zor meslek gruplarına ait işçi davranışlarının risk değerlendirmelerinin yapıldığı bir analizdir. Burada herhangi bir araç kullanılmadan sadece gözlemle bireylerin kas fonksiyonları, boyun, gövde ve üst ekstremlerinin riskleri belirleniyor. Mesela buradan rulo analizi diyorum. Hangi model? Bu model. Buradan sight and right veya left arm olarak seçebilirsiniz. Kol desteği, işte çalışma pozisyonu dışarıda mı yoksa tam dengeli mi çalışıyor gibi seçenekler var. Bunları belirliyoruz. İşte ayakları destekli mi, oturuyor mu, statik bir frekansta mı çalışıyor gibi seçenekler var. Ve burada da load var. Mesela bu load 2 kilogram olacak. Bu şekilde analizimizi yaptığımızda, rulo analizimizi yaptığımızda skorumuz 2 olarak çıktı. Bu kabul edilebilir bir sonuç. Eğer bunun 10 kilogramdan fazla olarak çalıştığında 5 olarak çıktı. Burada değerlerimiz var. Şimdi bu insan için 5 değeri çıktığında 1 ila 2 çıksaydı herhangi bir sıkıntı yok. Kabul edilebilir bir değerdi. Hiçbir iyileştirme de yapmaya gerek yoktu. 3 ila 4 çıktığı zaman araştırmaya ihtiyaç var deniliyor. Yani biraz daha riskli. 5 veya 6 çıktığında araştırma ya ve geliştirmeye ihtiyaç var şeklinde çıkıyor. Yani biraz daha şartların iyileştirilmesi gerekiyor. 7 veya üzerinde çıkması durumunda ise bu şartlarda kesinlikle çalışılmaması gerekiyor. Hızlı bir şekilde araştırma ve geliştirme yapılması gerekiyor şeklinde sonuçları yorumlayabiliyoruz. Tabii bu model değiştiği zaman bu sonuçların değerleri de değişecektir. Konfor analizi yapacak olursak, konfor analizine geldiğimizde menikini seçiyoruz. Comfort file'i seçiyoruz. Burada çeşitli standartlar var. ISO standartlarına göre operation'ı seçiyoruz. Ve buradan istediğimiz eklemleri seçebiliriz. Şu şekilde baktığımızda total score %73 olarak gözüküyor. Duruş pozisyonu olarak. Buradan da analizlerimizi şu şekilde görebiliriz. Mesela şu anki black pozisyonu yeşil alan içerisinde sarı alanlara gelmesi durumunda eklemlerin riskleri artıyor olacak. Bu şekilde de konfor analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Taşıma analizi yapabiliriz. Yine bu menikin 4,3 metre taşıyacak. Bunu her 5 dakikada bir gerçekleştirecek ve taşıyacağı ağırlık da baktığımızda 9 kilogram civarında olacak diyoruz. Evet, bu işlemi yapmasının bir sakıncasının olmadığını, güvenilirlik açısından %90 oranında bir güvenilirliğe sahip olduğunu görüyoruz. Şekilde çeşitli analizlerimiz oluyor. Başka bir model üzerinden örneklendirmelere devam edeceğim.
Bir araç içerisinde menikinizi yerleştirdik. Genel bir pozisyonda ve bunu özelleştireceğiz şimdi. Reach ile geliyorum. Şurada ayağı seçiyorum. Pointleri açalım. Ayağın şu noktasını şu noktaya, şu düzlem ve şu düzleme göre yerleştir diyorum. Ayağımızı yerleştirdik. Reach diyorum. Şurayı seçiyorum. Şu nokta şu noktaya gelecek. Şu yüzey ve şu yüzeye göre de pozisyonunu alacak dedik. Bakın bu şekilde ayaklarımızı yerleştirdik. Daha sonra reach ile elimizi pozisyonluyoruz. Yine reach ile diğer elimizi pozisyonluyoruz. İstersek daha sonrasında detay olarak bunları kontrol edebiliriz. Reach içerisinde drag ile rotate around axis diyorum. Mesela kolumla ilgili şuradaki ekseni seçiyorum. Şöyle biraz çeviriyorum. Diğerini de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Pointleri kapatıyorum. Bu şekilde aracıma yerleştirdim. Şimdi ne yapabilirim? Reach and Envelope dediğimde hangi koluyla ne kadar hacme ulaşabildiğini buradan eklem serbestliklerine göre görebiliyoruz. Vision Window'la baktığı zaman nereyi gördüğünü şu an görüyoruz. Onun gözünden bu şekilde görebiliyoruz. Vision konuna da bakabileceği yer en dıştaki eklemleri hareket ettirerek baktığında gördüğü yer pembe olan alan ve bakış merkezinde burası olarak gözüküyor. Lookit aracıyla şu şekilde mesela şu tarafa kafasını çevirdi. O oraya doğru baktı. Nereyi gördüğünü buradan görebiliyoruz. Veya pedala doğru kafasını çevirdi. Nereyi görebilir? Şeklinde baktığı pozisyona göre ekranda nereleri görebileceğini belirleyebiliyoruz. İsterseniz de burada render settings deyip bakış penceresini renderlayıp renderlı bir kaliteli görsel alma imkanına sahip oluyoruz. Bu şekilde de vizyon kontrollerini çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz.